Yaz geldi, tatil zamanı ama bir yandan da herkesin eli yüreğinde çünkü orman yangını mevsimi de açıldı. Ancak bu kez testi kırılmadan önlemler alındı. Ormanlara girmek yasaklandı. Ekim'e kadar kimse piknik yapamayacak, mangal yakamayacak. Pikniğe geldik. İnsanlar çöpünü toplamıyor. En basit bir şey. Yani en büyük zarar insan veriyor. Herkes temizliği özen gösterse yasaklanıyor sürekli ama insanlar da mangal yapma gereği duyuyor. Sadece belirlenen yerlerde piknik yapılabilecek. Onun dışında şöyle bir orman havası almak için son gün bugün. Yarından itibaren ormanlık alanlara giriş yasak olacak. Piknik ve mesire alanları, korularda piknik yapmak, spor, yürüyüş yapmak serbest. Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, ateş yakmak artık yok. Sebebi de işte bu belli belirsiz yerlerde yakılan mangallar. Bence gayet gerekli bir şeydi. Ya. İyi olur. Çok iyi olmuş. Çok mantıklı, isabetli bir karar olmuş. Yani keşke bunu yapmak zorunda kalmasak, pis bırakılıyor. Bilinçsiz insanlardan korumak için faydalı yani. Bence güzel bir uygulama ama yaz tatili geldi. Çocuklarımız karnı aldı. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Maddi gücümüz yok. Bu da bizim tatilimiz. Nereye gideceğiz? Bu yasaklardan dolayı nereye gideceğiz? Nerede eğleneceğiz? Söndürmeden gitmememiz gerekiyor. Bazen çok pis, böyle temiz etmeleri lazım. Dikkat etmeleri lazım. Orman yangınlarıyla büyük felaketler yaşanabiliyor. Tam da bu sebeple 15 Ekim'e kadar ormanlık alanların bir kısmı İstanbullulara kapalı olacak. İyi bir uygulama. Yani her ormanlık alanda mangal yapılmamalı. İstanbul'da tek kaçabileceğimiz yerler ormanlık alanlar ve sahiller. Yani buralarda yasak olduğu zaman insanlar nereye gidecek? Yani devletimiz yaptıysa diyecek bir şeyimiz yok. Dün ekranlarınıza getirmiştik. Pandemi yasakları bitti ama müzik yasağı bitmedi dedik. Hemen ardından da turistleri ve işletmecileri sevindiren karar geldi. Türkiye genelinde müzik yasağı kaldırıldı. Bodrum'daki eğlence mekanlarına bayram erken geldi. Kutlamalar sabaha kadar sürdü. Bugün itibariyle Muğla ilimizde de bu yasak kalkmış oldu. Müzik yasağı kalktı. Gece 12'den sonra müzik yasağının kalkması sevinçle karşılandı. Eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Kararın uygulandığı yerlerden biri de Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu. Müzik kısıtlamasını sonlandıran karar valiliklere gönderildi. Kararın ardından gece kulüpleri doldu taştı. Yerli ve yabancı turistler eğlendi. Mekanlarda müzik ve dans şöleni sabah 4'e kadar sürdü. Turizmci Zeynel Kılıç, yasağın kalkmasıyla birlikte turizmde ciddi bir hareketlenmenin olacağını söyledi. Turizmle ilgili de çok ciddi bir hareketlenme olacaktır. Bu sebeple ülkemize gelemeyen turistler artık bundan sonra tekrar 2019'daki gibi ülkemize tekrar geri geleceklerdir. Turistik bölgelerde çok ciddi bir önem arz ediyor bu yasakların kalkması. Efsanevi Masar Fuat Özkan üçlüsünün üçüncüsünden maalesef kötü haber var. MFÖ'nün öğüsü yani Özkan Uğur entübe edildi. Üçüncü kez lenf kanserine yakalanan Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Durumu da kötüye gidince doktorlar son çareye başvurdu. Ama insan duymaz bazen düşünür. Sanatçı Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı. Ancak Uğur'un hastalığının yeniden nüksettiği ortaya çıktı. Deniz masmavidir ne güzel ama insanlar görmez bazen. Sanatçının 3 aydır koşu yolundaki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Entübe edilen Özkan Uğur'un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi. MFÖ grubundan Fuat Güner, Uğur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah ifadelerini kullandı. Bugün ruh halim yerlerde.
geçtiğimiz sene üçüncü kez kansere yakalandığını öğrenen Özkan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" mesajını paylaşmıştı. Üzme kendini, ümitsiz gibi.